Arsanın toplam alanına A diyelim arkadaşlar. Bu mavi kısım gördüğünüz gibi 15'te biri. E, diğeri de arkadaşlar tüm arsanın 8'de biri. Bunları birbirine oranladığımız zaman 8 bölü 15 olur. Tabi soruda olabilir demesinin sebebi 15 bölü 8 de olur normalde. Büyüğün küçüğe oranı 15 bölü 8. Küçüğün büyüğe oranı 8 bölü 15. O yüzden en iyi ekstra yeni bir şey düşünmenize gerek yok. Haliyle cevabımız buradan C şıkkı olacak. Bir kişi 120 litre arkadaşlar tüketiyor. 144 milyon demek 144 üzeri 10 üzeri 6 demektir. Bu tüm harcanan suyun %25'iymiş. Yani 1 bölü 4'üymüş. O zaman harcanan su miktarı 120 çarpı 144 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 4 yapar. 120 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 15 çarpı 8 çünkü. 144 16 çarpı 9 yani 2 üzeri 4 çarpı. Ee, 3 üzeri 2 10 üzeri 6 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 Bu da 2 üzeri 2 oldu arkadaşlar Böylece artık e, Ne yapalım hemen bunları çarpalım Birbiriyle 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 6 2 üzeri 2 Yani 6 4 daha 10 5 daha 2 üzeri 15 oldu 3 3 üzeri 2 3 üzeri 3 geldi 5 Burada da 5 üzeri 6 var. Bu da 5 üzeri 7 yaptı. Cevabımız böylece değişik oldu arkadaşlar. Asal sayılar 2 hariç her zaman tek sayıdır arkadaşlar. O yüzden burada şunu fark etmenizi istiyor soru. 2 hariç bir asal sayı düşünseniz tek çarpı tek tektir. Tek artı 1 de yine çift olacağı için olmaz. Demek ki bu sayılardan bir tanesi 2 olmalı Diğeri de herhangi bir P asal sayısı. 2P artı 1 asalmış. O zaman arkadaşlar A artı 1 asal mıdır bilemem. Niye biliyor musunuz? A mı 2 yoksa B mi 2 bilmiyoruz. A 2 olursa evet 2 artı 1 3 olur. Ama belki arkadaşlar A 2 değil. Belki B 2. O zaman diğer asalla biz böyle topladığımız zaman tek artı tekten shift olur ve asal olmaz. Soru işareti bilemem. A artı B asal mıdır? Yine bilemeyiz. Çünkü 2 ile bir asal sayıyı topladığımız zaman arkadaşlar burada e, bunlar bir tek sayı olur. Evet ama her tek sayı asal değildir. O yüzden birinci öncül de soru işareti. Ama şu kesin. 2 çarpı P yani B yerine P yazdım o yüzden. 2 çarpı P bölü 2 arkadaşlar kesinlikle bir sayıya eşittir. P zaten asal sayı olduğu için otomatik olarak tam sayıdır. Cevabımız bu yüzden yalnız 3 olur. Bu arada aklıma gelmişken örnek de vereyim. Hemen aklınıza 2 ve 3 gelmesin. 2 ve 3 gelen arkadaşlar hemen şunu demiştir. A5 hocam tabii ki asal sayı niye birinci öncül olmuyor? Ama 2 ile arkadaşlar 29 da olabilir. 2 çarpı 29 artı 1 59'dur bir asal sayıdır. 2 artı 29 bir asal sayıdır 31. Ama gidip mesela şunu alsak. 2 ve 23'ü alsak. 2 artı 23 25 asal sayı mı arkadaşlar? Hayır. Ama şartı sağlıyor. Gerçekten 46 bir daha 47 yine asal oluyor. Ama toplamları bakın asal olmuyor. O yüzden birinci öncülde maalesef bazı arkadaşlar ezberemen bir sayı verince patlamış olabilir. Şimdi arkadaşlar bunlar en tehlikeli gıcık sorular. Çünkü e, basit ama vakit kaybetme ihtimalim var. Şimdi nasıl en az elde edebiliriz? Bir kere e, dene yani biraz hızlı düşünmek lazım. E, hangisine çarpıyı verirsek en mantıklı olur? 6 çarpı eksi 1 eksi 6. 4'ten de 5 çıkarırsak eksi 1 olur. Eksi 2'ye 4, 4 eklersek 2 olur. Eksi 7 2 daha eksi 5 gelir. Normalde ben gözüme şunu da kestirdim aslında. Keşke dedim burası çarpı olsa hani böyle hevesle hemen insan eksi 2 çarpı 4'ten o ne güzel eksi 8 elde ederim diyorsun. Sonra 4'ten de 5 çıkarayım. Eksi 1 olsun. 6 ile eksi 1'i toplarsam 5 olur. Eksi 9 artı 5'ten ama eksi 4 oldu gördünüz mü? Yani şu insanı heyecanlandırıyor ama burada 6 ile eksi 1 bu sefer işi bozmuş oluyor. Dediğim gibi deneme yanılma sorusu e orada artık şans dileyeceksiniz. Cevabımız bu yüzden biz tabii ilkinden ne bulduk? Eksi 7 artı 2'den eksi 5 bulduk. Hızlıca sayma sorusu tabi aslında okuduğumuzu çok hızlı bir şekilde anlamalıyız. Diyor ki e, burada her sayıyı arkadaşlar şu verileni referans alarak kaydıracağız. Ve o gördüğümüz kaydığı yerdeki sayıya ait olacak artık. Biri bir kez kaydırabileceğimiz yer yok. Biri sola kaydırdığımız zaman başa dönüyoruz. O zaman bire karşılık 7 geliyor. Sonra bakın 0 kaymıyor kendisi oluyor. 4'e geliyorum 1 2 3 4 kendisi oldu. 4. 7'ye geldim. 7'ye dikkat edin şimdi. 7 defa sayacağım aslında. 1, 2, 3, 4. Başa döndüm. 5, 6, 7. O zaman bak onun yerine de 1 yazdım. Bu şekilde arkadaşlar rakamları kaydırıyoruz. Şimdi 9 mesela 9 defa sola kayacağız. Ama 9'un kayabileceği bir yer var mı? Yok o zaman başa dönüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 oldu 9. 0 Kaymıyor herhangi bir yere kaldı. 3'e geldim. 1, 2, 3 oldu. O zaman 2. Sonra sileyim bunları hep yenileyelim böylece. Sonra arkadaşlar nereye geldi sıra? 7'ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 olmuş oldu. Ee, gelelim 6'ya artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendisi oldu arkadaşlar. Son olarak 2'ye geldiğimiz zaman 2'de nasıl olacak? Bakın 1, 2 yani 7'nin olduğu yer. Demek ki 7, daha 14, 6 daha 20, 5 daha 25'miş arkadaşlar. Mevzu şu sayının sayı değerine bakıyorsunuz. 2 ise 2 defa kaydığı yere bakıyorsunuz. Hangi sayı var onun yerine artık onu yazıyorsunuz. Bir kere ilk olarak şunu göreceğiz. Rakamları toplamı 27 olduğu için 9'u alamayız arkadaşlar. Çünkü rakamlar toplamı 27 olan bir sayı 9'a tam bölünür. O yüzden en büyük basamak mecburen 8'den başlayacak. Sonra 7, 6, 5 diyelim. 8, 7 daha 15, 6 daha 21, 5 daha kaç yaptı? 26. O zaman 1 daha 27 oldu. Demek ki 87.651 sayısı. Gerçekten 8'e tam bölünmez. Bu sayının en büyük rakamı 8'dir. 651 tek sayı olduğu için 8'e bölünmez. En küçük rakam da 1'dir. Zaten 1 bütün sayıları böler. Böylece birler hangi basamağı vermiş? Onlar basamağı 5. Sonra binler basamağı demiş 7. Toplamları 12 oldu B şıkkı. Bakın şimdi altsal kümeye bir örnek vereceğim arkadaşlar size. 1 ve 4. Bu küme arkadaşlar altsal bir kümedir. Neden? En büyük elemanı aynı zamanda alt küme sayısını da eşit. Çünkü 2 üzeri 2 eşittir 4'tür. Gördüğünüz gibi bir örnekle yaptım. Ya da sadece 2'den oluşan bir küme düşünün. Bu da arkadaşlar altsal kümedir. Neden? En büyük elemanı zaten kendisi bir elemanlı. Hakikaten 2 üzeri 1'den 2 elemanlı bir alt kümesi var. Ve alt küme sayısı buradaki en büyük elemana yani sadece kendisine eşit. Buna göre arkadaşlar o zaman böyle altsal küme nasıl oluşturabiliriz? Bir kere alt küme sayısı 2, 4, 8, 16, 32 nokta 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 olur. Haliyle şu düzenden, bu düzenden arkadaşlar elde edebileceğimiz alt küme sayısına uygun altsal kümeye uygun sayılar 2 var, 8 var, bir de 16 var arkadaşlar. 32 elde edebilir miyiz mesela buradan? Elde edemeyiz. 64 elde edebilir miyiz? Hayır elde edemeyiz. 128 zaten onları geç. Dolayısıyla bir 2 için, bir 8 için, bir 16 için oluşturabileceğimiz kümeler. 2 için zaten sadece şöyle 2 şeklinde yırtıp torbadan onu seçebilirsiniz. O yüzden bu bir tane durum oldu. 8 için nasıl oluşturabiliriz bu yırtıp sayıları? Torbanın içine attım. O torbanın içinden neleri alırım? 2, 3, Bir Yırtıp attığım için arkadaşlar bir tane daha bir. Sonuçta şu 1 ile işte şu 1 bir birbirine eşit olmayacak. Birbirinden farklı. 2, 3, 1, 1, 6, 5, 7, zaten 8 kesinlikle işin içinde olması lazım. Bakın şimdi 8 kesinlikle olacak. Peki bu küme kaç elemanlı olacak? Bir kümenin alt küme sayısı 8 olması için 3 elemanlı olması lazım. O zaman 8'in yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu 7 elemandan 2 tane seçeceğim ki 3 elemanlı bir alt küme olsun. Şey 3 elemanlı bir küme olsun pardon. Böylece 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 oldu. Şimdi son duruma geliyoruz artık. 16. 16'yı zaten bakın buradan kopartabiliyorum. 16 şeklinde olacak. Geri kalanlar 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 kesinlikle olacak. 16'nın olduğu altsal kümenin kaç elemanlı olması lazım? 4 elemanlı. Neden 4 elemanlı? Çünkü 2 üzeri 4 16'dır da o yüzden. Böylece 16'nın yanına 3 tane daha eleman seçmem lazım. 7'nin üçlüsü böylece arkadaşlar 7'nin üçlüsü de 7, 6, 5 bölü 6'dan 35 tane oldu. Son durumda 35 artı 21 bir de bir tane var burada 56 bir daha 57 durum oluştu B şıkkı. Şimdi burayı sıfıra eşitliyorduk arkadaşlar. X eşittir M için polinomun kökü olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi P4 ve P-2 elde etmemiz lazım. Px-1 polinomunda bunu sıfıra eşitlersek X gördüğümüz yere 5 yazınca 5-1'den P4 oluyor. O zaman kökü olur. 3-X bunu sıfıra eşitlersek X'e 3 vermeliyim. 3 1'den p2. P2 bunun kökü müydu? Hayır, değil arkadaşlar. P 2 olacak. Bunu 0'a eşitlersek x gördüğüm yere -1 yazmalıyım. P 1 1'den p 2. Gördüğünüz gibi bir bu, bir de bu arkadaşlar. 2 tane için geldi. Yani 1 3 cevabımız E şıkkı. X çarpı y puanı var ve 5 maçta alabileceği en kötü durum nedir arkadaşlar? En küçük değer 5 maçta kaybetmektir. X y eksi 5 neye eşit oluyormuş? Çift sayıya. Demek ki x y arkadaşlar 5 tek olduğuna göre x çarpı y de tek olmalı ki tekten tek çıkınca çift olsun. Demek ki x çarpı y tek demek x de tek y de tek demektir. Toplamları o yüzden çifttir bu yanlış x artı x diye yani x parantezini alırsam x çarpı x artı y bu tek x artı y de arkadaşlar çift tek çarpı çift buradan çift gelecek. 7 maç daha yaptığında en büyük puan alması için hepsini kazanması lazım. Çift artı 21 yani çift artı tek de tek olur. Bu yüzden ikinci doğru olur. X kare arkadaşlar tek sayının bütün pozitif kuvvetleri pozitif tam sayı kuvvetleri tektir. Yine y küp tek olacaktır. X zaten tek arkadaşlar. O zaman tekleri toplayınca veya çıkarınca çift. Çifte tek ekleyince tek. Bu da yanlış oldu. Yalnız 2, B şıkkı. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları olacak arkadaşlar. Bir de hiçbir eleman o sıradaki rakama ait olmayacak. Şimdi A, B, C, D, E ya bu. A, B, C, D normalde bu harf sırasında birinci harftir. Ama buraya bir yazamayacaksınız. Mesela harf sırasında bu dört tür D harfi ama biz burada 4 yazamayacağız. Yine e, buraya 2 yazamayacağız. Buraya 3 yazamayacağız. Buraya da 5 yazamayacağız. Bu yazamayacakların bunlar. Böyle çarp koyayım. Şimdi aradaki farkın 400'den büyük olması için zaten elinizde sadece farkın 400'den büyük olmasını sağlayan arkadaşlar 5 ve 1 var. O zaman ben mecburen A'ya 5 vermeliyim. D'ye de 1 vermeliyim. Sonra bakın 400'den büyük olması için C'nin de B'den büyük olması lazım yoksa 300 küsürlü bir sayı olur. Haliyle buradan ne diyeceğiz o zaman? C3 olabilir. E B2 olabilir. Ancak C'ye 3, B'ye 2 dersek hatalı olur. Neden? C'nin kendi sırası 3, B'nin kendi sırası 2. O zaman bunu değiştiriyorum. C'ye 4 diyorum arkadaşlar. B'ye de 3 diyorum. Böylece A5, B3, C4, D1 ve E'de 2 oluyor. Bunların çarpımları da 8 çarpı 3 çarpı 2'den 48 D şıkkı. Bir kapalı aralıkta arkadaşlar sayıların toplamının sıfır olması için kapalı aralığı burası eksi x ise burası da x olmalı. Neden? Dahil olduğu sayılar örnek eksi 5 ile 5 arasında ne olur? Eksi 5, eksi 4, eksi 3 nokta 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 3, 4, 5 bunların toplamları bakın birbirini götüreceği için sıfır olacaktır. Buna göre yapalım işte cevabı. Ee, 3 eksi a kapalı aralığı kurala göre bakıyorum. Virgül c artı 3 kapalı aralığı. O zaman işte 3 eksi a c eksi 3'ün eksi işaretlisi olacak. Bu yüzden de arkadaşlar 6 eşittir a eksi c oldu. Aralarında fark 6 olan sayılar rakamlar 0, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9. Toplam o zaman 1, 2, 3, 4 tane 2 basamaklı AC sayısı yapabiliyorum. C 0 olabilir çünkü birler basamağında. Hangi masanın ortalaması 20, hangisinin 30 bilmiyoruz. O zaman birinci durum 20 çarpı 3 olsun. İlk masa, ikinci masada 30 çarpı 5'ten yaşları toplamı 150 olsun. Aradaki fark arkadaşlar 90. Birbirlerine eşit olmaları için ne olur? birisi A kadar azalıp birisi A kadar artıyorsa aradaki farkın yarısı kadar azalmaları ve artmaları gerekir. Bakın aradaki fark 90 yarısı bu 45 artarsa hakikaten bakın 105 olur. Bu da 45 azalırsa 105 olur. İşte bu yüzden aralarındaki yaş farkı 45 olan iki kişi olması lazım. Birisi X yaşında, birisi X artı 45 yaşında ve yaşları toplamı 55. Bunlar yer değiştirecek. Böylece x eşittir 5 olacak. Gerçekten bakın 60'tan 5 azalıp 50 artarsa diğeri de 50 yaşında olacak çünkü 105 olur. Yine 150'den 50 azalırsa sonra 5 eklersek 105 olur. Demek ki ilk kişi 5 yaşında olabilirmiş. Bir de ikinci durum arkadaşlar birinci masanın ortalaması 30 olabilir 30 çarpı 3 90 İkinci masanın yaşları toplamı 5 çarpı 20'den 100 olabilir. Artık aradaki fark kaç? 10. Demin söylediğim mantıktan dolayı o zaman birisi x yaşında olmalı. Birisi de x artı 5 yaşında olmalı farkın yarısı kadar. Eşittir 55. X de buradan kaç oldu arkadaşlar? 55-5 50 25 oldu. Demek ki diğeri de 30 yaşında olmalıymış. Gerçekten bakın şimdi 90'dan 25 çıkartırsanız 65, 30 eklerseniz 95, 100'den de arkadaşlar 30 çıkarıp 25 eklerseniz e, 60 pardon 70 25 ekleyince de bu da yine 95 oldu. Demek ki ikinci kişinin yaşı da 25 olabilirmiş. 1 3 E şıkkı. Yanlışlıkla arkadaşlar bu soldaki 1 2 3 9 yerine 9 8 7 1 diye görünüyormuş. E, haliyle bakın göstermiş ikinci kattayken gösterge sekizinci katta diye gösteriyor diye. O zaman burada şuna dikkat edin. Bakın şimdi siz baştan birinci katta olsanız normal en alt katta bu neyi gösterecek o zaman dokuzuncu katı. Bu ne demek? A'nıncı kattaysa arkadaşlar aslında 10 eksi A'nıncı katı gösteriyor demek. Bakın bir örnek göstereyim. Siz dördüncü kattaysanız Sondan kaçıncı kattasınızdır? 6. kattasınızdır. Yapın gerçekten 1 2 3 4. Normalde 4. kattasınız. Doğru böyle olmak zorunda. Ama bu tersten gösterdiği için arkadaşlar 9 8 7 6 oluyor. O yüzden 10 a dedim. Haliyle ikisi de doğru. Aynı kattalarsa yani bu x. kattaysa gösterge 10 x'i eksi, eksi gösterir. Bu zaten normal x'i gösterir. Böylece toplamları x'ler gider 10 olur arkadaşlar. Muhtemelen çok hızlı yapayım derken bazı arkadaşlarımız D şıkkını yanlışlıkla işaretlemiş olabilir. Açık olan kısım açık olmayan kısımdan büyük küçük olacak. Yani şöyle bir açık olan kısmını kalemin burası olarak gösterirsek burası da kapalı kısmı. Burası 5'de mesela burası 7 olmak zorunda. Bunun gibi düşünün. Şimdi... E ee, oklar arkadaşlar bakın buraları gösteriyor. Aynı sarıyı gösteriyor. O zaman bunu en küçük yapalım. Burası 2 olsun. 5 de 2'den büyük olur. 7 olduğu için buraya artık 5 yazayım. Buraya da 3 yazayım. Bakın hepsi gerçekten bu sarıdan büyük oldu. İlk sayımız 2 geldi böylece. Şimdi bu sütunda 7 var ve 5 var bu sütunda. O zaman buraya 2 yazalım. Buraya 3 yazalım. 3 2'den büyüktür. Mecburen 7 kaldı. Sonra arkadaşlar 3'ten büyük asal sayı ya 5'tir ya 7'dir. Ama bu sütunda 5 olduğu için mecburen buraya da 7 kalır. Toplamları 14 pardon 14 değil 14 artı 2'den 16 B şıkkı. Üçgenli cisimlerin tamamı alındığında ve kareli cisimlerin iki tanesi alındığında demiş. Kareli cisimleri o zaman K diyelim. Bunlar K eksi 2 azaldığında daire cisimleri, daire cisimlerine ne demekse, daireli cisim sayıları birbirine eşit oluyormuş. Üçgenleri direkt attık, onunla ilgili bir eşitlik zaten vermemiş. Demek ki k eksi 2 d'ye eşitmiş. Birbiri cinsinden yazabilme ihtimalimiz doğdu. İkinci durumda ise arkadaşlar ne diyor bize? Kutudaki daireli cisimlerin 4 tanesi. Artık daire yerine k eksi 2 diyeyim. k eksi 2'den 4 çıkarırsam k eksi 6'ya düşer. Daireli cisimler ile, bakın daireli cisimler ile, Üçgenli cisimlerin toplam sayısı, üçgenli cisimlere de 3ü diyeyim. Toplam sayısı kareli cisimlerin sayısına eşit oluyor. Yani kareden hiçbir şey azaltmadık o zaman eşittir k. Gördüğünüz gibi k'lar birbirini götürdü. Ü eşittir, 6 oldu. D eşittir. Şöyle hepsi k'la başlıyor maalesef. K, q ve şöyle k diye yazayım. Hatta uşanmayayım kutu ve koli diye yazayım ya ne olacak. Şimdi arkadaşlar her bir e, iki kupayı bir kutuya koyuyoruz. Sonra altı kutuyu da bir koliye koyuyoruz. O zaman ben tersten başlayacağım. Yani en az olandan harf vermeye başlayacağım. Bir koli bir tane logo ile e, basılıyorsa o zaman artık A tane koliye A logo basılır. Peki A koli varsa kaç tane kutu vardır? Bunun 6 katı kadar. Çünkü her 6 kutu bir kolye konuyor. O zaman 6 A tane logo basılacak demektir kutuya. Ve her kupa 2 tane kupa olduğunda bir kutuya giriyorsa o zaman 6 A kutu için 2 katı kadar kupa lazım. Yani 12 A tane de kupa vardır. Yalnız diyor ki hata yapılmış 3 kupadan birine çift logo basılmış. Yani 12 A'yı 3'e bölersek 4 A tanesi çift logolu o zaman kalan 8A tanesi normal tek logolu. Yani 4A çarpı çiften 8A logo var. 4A tane kupada 8A tane kupada normal 8A tane var. Yani 16A logo. Bunda bir sıkıntı yok kutuda. 6A da oradan. Bunda bir sıkıntı yok. A da buradan. 23A eşittir 92. A 4 geldi. Demek ki bundan sonraki kupa sayısı neydi? 12A. 12 çarpı 4'ten 48. Koli sayısı 4'tü. Toplam 52 oldu arkadaşlar. Bu şekilde tersten başlayarak daha rahat yaptık. D şıkkı. Bu iki bilgiyi vererek size şunu söylüyor bakın. Bu 1 bir birim ilerlediğinde bu 5 birim ilerliyor. Gerçekten sayın bakın özellikle ikincisinde. 6'yı gösterdiği zaman 2 birim gitti. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 2 birim gittiğinde 10 birim gidiyor zaten birisi 1 bir birim gittiğinde öbürü 5 birim gitmişti. Bunun hızı 5 ve bunun hızı V diyebiliriz ya da 1 bir birim gittiğinde o 5 birim gidiyor. Dolayısıyla şekil 2'deki çark ilk kez 16 sayısını göstermesi ne demek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa ilerlemesi demek. O zaman diğeri 35 defa ilerleyecek arkadaşlar. Yalnız bu e, soldaki çark arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 bölmeden oluşuyor. Bu ne demek? 6 bölmede bir başa dönüyor. Yani siz bunu 6 bölmeye ittirirseniz 11'e geri döner. Ya da 7 bölme ittirirseniz 1'e gelir. Dolayısıyla bundan dolayı 35'i 6'ya böleceksiniz. Kalan 5 olacak. Böylece 6 seferde bir başa dönüp 11'e gelecek. Sonra 5 daha ilerleyecek. 1 2 3 4 5 oldu arkadaşlar. O da 9 D şıkkı alanları eşit dendiğine göre buna A diyelim, buna B diyelim, buna C diyelim. Bakın 6A eşittir. 8B eşittir 10C. Bunların hepsinin çarpımları birbirine eşit ne demek? 6, 8 ve 10'un bir katını düşünün. Ee, en küçük katları o kekleri 120. Böylece buna 120K dersek alana bakın bu 20K olur. Bu e, 15K olur. Bu da Böylece 12K olur. Yani çaktırmadan bir okek sorusu gibi. Böylece kesirlerle uğraşmadan alana A bölü 6, A bölü 8 demeden böyle hallettik kenarları. Şimdi çevrelere gelirsek. Birincinin çevresi arkadaşlar 12 artı 40K. İkincisinin çevresi 16 artı 30K. Üçüncünün çevresi 20 artı 24K. 12, 16 daha 28, 20 daha. 48 artı 40 30 daha 70 24 daha 104 k eşitliyorum 71 çevreleri toplamı böylece 104 k eşittir 71 buçuktan 48'i çıkarırsak 23 buçuk yapacak arkadaşlar bunu da böylece k ne gelecek 1 bölü 4 23 buçuk çünkü 104'ün 1 bölü 4 olması gerekiyor k 1 bölü 4 olduğuna göre uzun kenarı 10 santim olan kenar yani diğeri de 12K'ydı arkadaşlar. 12 çarpı 1 bölü 4'ten 3'tür C şıkkı. Bardakta 100 mililitre sütlü çay olsun arkadaşlar tamam mı? Bunun yarısını içti 50 mililitre kaldı. Ve bunlar eşit oranda var. 25 süt var 25 çay var. Yalnız bu bir miktar ne koyuyor? Çay ilave ediyor son durumda. 25 çay bakın x kadar çay elde e, ekledi. 50 artı x toplam karışım oldu ve karışımın çay oranı 7 bölü 12 oldu gördüğünüz gibi. Bundan dolayı 350 artı 7 x eşittir 300 artı 12 x haliyle 5 x eşittir 50 x 10 oldu arkadaşlar. Son durumda 50 mililitre kalmıştı biz de 10 eklemişiz. 60 mililitre olmuş. Bardak ne kadardı? 100 mililitre. 60 bölü 100 yani %60'ı doluymuş son durumda. Bakın bizden sayı istemediği için, miktarı bilmediğimiz için kendimiz bazen yüzde problemlerinde yüz vererek daha kolay işlemleri halledebiliyoruz. Saat yönünün tersinde olduğu zaman yani şu yönde olduğunda arkadaşlar İşimiz daha kolay olur. Daha büyük sayı elde ederiz. O yüzden ilk kilide bakın. Bunu 2 birim geriye hareket ettirseniz bile 12 elde ediyorsunuz. 2 birim hareket ettirdiğimiz için kaç hakkımız kaldı? 10. Bunlardan artık özel bir durum yok. Mecburen 2 bunu A kadar hareket ettirseniz Öbürünü de arkadaşlar 10-A kadar hareket ettirmiş olursunuz. A'lar birbirini götürür. 12 artı 17 toplamları 29 olur maksimum E şıkkı. 8 santim mavi ok yönünde çekilince ne kadar ilerliyormuş? Her 1 santim için 10 santim. O zaman 8 çarpı 10'dan 80 ilerleyecek. Sonra duracak bir eksi 4 daha çekilecek bakın mavi ok yönünde. Haliyle o zaman 10 katı kadar ilerler 40. Böylece 108 birim ilerlemiş olur arkadaşlar D şıkkı. Önden şu bilgiyi vereyim. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenlerden oluştuğu için şu arkadaşlar uzun olan köşegen kenarın 2 katıdır. Tamam mı? Bunu baştan bir söylemiş olayım. Şimdi en kısa yolu kullanmak için düzgün altıgen de yüzeyden gidebiliyor ama karede sadece kenardan gidecek. O zaman A'dan B'ye en kısa yol şöyle olur. Buradan böyle buraya bir nevi e, yürür. Sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya. Mecburen kenarlardan gider. Başlangıçta 2 birim gitti sonra birer birim gitti. Toplam 6 birim yol aldı A'dan B'ye. Sonra gelelim B'den C'ye arkadaşlar. Ee, tabii ki burada ne olacak? Mecburen şöyle bir yüzey üzerinden gidemeyecek. Kenar üzerinden gidecek. Burada en kısa yüzey üzerinden gider. Kenarın ilk katı olduğu için karede bir birim orada da 2 birim ilerleyecek. B'den C'ye de 3 birim ilerledi. Ortalama hız formülü neydi? Gidilen yol bölü gidilen zaman. Yani böyle diyebiliriz. Tamam mı? Haliyle gidilen yol toplamda 6 birim ve 3 birim toplam yol. Toplam zaman ne? Birisinde 6 bölü 2V kadar zaman. Diğerinde de 3 bölü V kadar zaman. 9 e, bölü payda eşitlersek burada da paydaları zaten eşit. 6 bölü V yani 3V bölü 2 geldi arkadaşlar C şıkkı. Demiş arkadaşlar bakın grafiğin C maddesini gösterdiği sütunun üst hizasından kesilere katılıyor. Sorunun önemli noktası bu. Yani kağıdı tamamlarsak C aslında şurada varmış. Tam üst hizası gitmiş. O zaman buralarda zaten aynı birim. Şöyle bir orijin ve x ekseni. Haliyle bilmiyorum ya şu uzunluğa C diyeyim hadi. C'den yola çıkarak C kadar. O zaman C artı 8 A, C artı 4, B ve C kadar da C konmuş olsun. Toplam miktar 3C artı 12. Ee, A ne kadar? C artı 8. Bu karışımın %40'ı yani 2 bölü 5'i. 2 çarpı 3'ten 6C artı 24 eşittir 5C artı 40. C arkadaşlar buradan 16 geldi. Haliyle B deneyi eşitti. C artı 4'e cevabımız 20. C şıkkı. Bu arada tabii şunu hatırlatayım. A, şu kısmı için bazı arkadaşların kafası karışmış olabilir. E, bir karışımda istenen bölü tüm karışımın oranı bize karışım oranını verir arkadaşlar. Bu yüzden C artı 8 yani A'nın tüm karışıma oranı 2 bölü 5 yazdım. Bakın şimdi arkadaşlar bu gidiş geliş 30 dakika harcıyor çünkü insanlar A'da bekleyecek, bir B'ye bırakacak, geri dönecek, bir daha A'dan alacak. Yine bu da aynı şekilde gidiş geliş süresi 40 dakika yapıyor. O zaman bunun 120 dakikada 3 seferde yaptığı şeyi bu 4 seferde yapar. O zaman şöyle söyleyelim. 41 kişi var. 5 kere 4 20 kişiyi ben 5 kişilik taksiyle göndereyim. 21 kişiyi de kalanı da 3 seferde 7 kişilik ile göndermiş oluruz. O zaman bakın 4 sefer yani birinci seferde 30 dakika gider, ikincide de 30 dakika gider, üçüncüde de 30 dakika gider ama sonunda artık o 4 kişiyi pardon 5 kişiyi dördüncü seferde bırakır B'yi artık geri dönmesine gerek yok. 21 kişi içinde 7 kişilik taksi ne yapacak? 40 dakika harcayacak, 40 dakika harcayacak son 5 kişi son 7 kişiyi gönderirken artık gönderecek ve B'den geri gelmesine gerek kalmayacak. Böylece bakın 80 30 daha 110, 90 20 daha 110 toplam 110 dakikada aynı anda sefer bitmiş oldu C şıkkı. İki ağaç arasındaki mesafe arkadaşlar Asya'nın adımlarıyla 20A diyelim. Ee, Burcu'nun adımlarıyla 12B ve bu da 15C kadarlık bir mesafeymiş. O zaman arkadaşlar bu üçlü eşitliklerde okey kalmak en mantıklısı. 20, 12 ve 15'in ortak katı nedir? 60. Yani bu 3K'dır, bu 5K'dır, bu da 4K'dır. Gerçekten çarpınca hepsi 60K'lık bir mesafeye sahip oluyor. Böylece bir A noktasından doğu yönünde 20 adım. Şöyle Asya, 20 Asya olduğu için 60K'lık bir adım atacak. Sonra kuzey yönünde Burcu 16 adım atıyor. Burcu da 5K'ya sahip olduğu için 80K. Bakın aralarındaki mesafe dik üçgen olduğu için kuzey ve doğu. Böylece 100K olacak. Peki bunu Canan kaç adımda bir adımı? 4K. O zaman 25 adımda atar arkadaşlar D şıkkı. Birinci kuş istediği üç yerden birine gidebilir. İkincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de, beşincisi de arkadaşlar. Dolayısıyla tüm durumlar 3 üzeri 5'tir. Ancak herkes kendi rengine gideceği için beyazlar buraya, mavi buraya, sarılar da buraya gidecek. O ancak bir durumdur. Bu yüzden 1 bölü 3 üzeri 5 olur. Bize her biri farklı kafese gidecek ya da şu kafeste şu kadar tane olacak demediği için herkesin istediği yere gitme durumu budur arkadaşlar. C şıkkı. Burada önce neyi bulmalıyız biliyor musunuz? şu sonraki her 10 dakikada bu ürünlerin son durumdaki sıcaklıkları aynı oranda azalmaktadır. Peki o oran ne? Bilmiyoruz. O zaman önce onu bulalım. 60 derece olanın 20 dakika sonra 1 bölü 5'i gidecektir %20'si azaldığı için. O da ne yapar? 4 bölü 5'i kalır demek. Yani 48 dereceye düşecektir 20 dakika sonra. Sonra arkadaşlar 48 derece her 10 dakikada bir K kadarı kalsın. Yani 3 bölü 5'i mi, 2 bölü 5'i mi, 1 bölü 4'ü mü, 6 bölü 25'i mi bilmiyoruz ya. Bu kadarı kaldı. O zaman bu 10 dakika sonra. Bir 10 dakika sonra da 48K'nın da K kadarı kadar kalacak. Son durumda kalan miktar tüm sıcaklığın 19 bölü 20'si azaldığına göre tüm sıcaklığın 1 bölü 20'si kalmıştır. Yani budur arkadaşlar. Böylece k kare eşittir sadeleştirirsek 3 bölü 48 1 bölü 16 k 1 bölü 4 yani 10 dakikalarda arkadaşlar 1 bölü 4'ü kalıyormuş. Bu ne demek 3 bölü 4'ü gidiyor 3 bölü 4 azalıyor 1 bölü 4 kalıyor demek. Böylece geliyorum bakın 30 dereceye ilk 20 dakikada %20'si azalır yani 4 bölü 5'i kalır. Buradan dolayı 24 kaldı. Sonra 20 dakika geçtikten sonra bir 10 dakika daha geçecek. 10 dakikada da ne kadara gidiyor? 3 bölü 4'ü azalıyor. Böylece 1 bölü 4'ü kalıyor. 24 çarpı 1 bölü 4'ten 6 derece kaldı son sıcaklığı. E şıkkı. Güzel bir soru. Oran orantı sorusu. Ama tabii ki bize hep oran verildiği için sorularda ilk defa bizim böyle bir oran bulduğumuz soru oldu. Bu soruyu size şöyle yorumlamak istiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar 160 tarifte karabiber var değil mi? O zaman 40 tarifte karabiber yok. Bu ne demek? 40 tarifte karabiber olmadığına göre kalan 40 tarifte 2 tane kullanılmış. Yani nane ve pul biber kullanılmış. Bak şimdi geçiyorum yine şeye, naneye. 160 tane tarifte nane kullanılmış. O zaman 40 tarifte nane kullanılmamış. Yani bu 40 tarifte pul biber ve karabiber kullanılmış. İkili kullanılmış yine. Son olarak 160 tarifte pul biber kullanılmış. O zaman demek ki 40'ında kullanılmamış pul biber. Yani nane ve karabiber kullanılmış. Bakın, ikili kullanılan tariflerin sayısı 120 tane. Toplam 200 tarif vardı. O zaman 80'inde 3 tane tarif kullanılmıştır. 3 tane madde kullanılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız 80 oldu. Tersten giderek bir yorum yaptım bakın size. Bunların ne manaya geldiğini anlamak lazım. Şimdi g A, küçüktür y demek y değerleri bir fonksiyondan büyükse grafiğin üst tarafını tarayacağız arkadaşlar bir denklemden. Yine y değerleri bir denklemden küçükse veya küçük eşitse grafiğin alt tarafı taranır. O yüzden bu size şu mesajı veriyor. F ile G arasında kalan bölgeyi tara. Böylece F ile G arasında taralı olan bölge sarı ve mavidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu geçtik. Sonra geliyorum. G küçüktür H olan bölge. Yani G ile H arasında kalan bölge neresi? G'nin küçük H'ın büyük olduğu yer. Düzgünce bakalım. H hangisi? Şurası. O zaman arkadaşlar şu bölge bakın. G'nin küçük olduğu rengi değiştireyim. H'ın da büyük olduğu üstte olan yer. Evet bu da doğrudur. Şimdi gelelim H'ın G'den küçük olduğu yere bak. Yeşil olan H'tı. H şu an altta. G'ye dikkat et. G şu an yukarıda. O zaman bu ikisinin arasında kalan mor bölgede. Evet bunları sağlar. Cevabımız 1, 2, 3. E şıkkı. Birincisi öğretmeni proje ödevini bitirmesi gerektiğini söylemiş. Demek ki 8 saat çalışarak T günde hocasının sorduğu günde sonuçta T gün geçmiş demek ki bitirmesi gerekiyormuş. Bu bitirmesi gereken süre. Aynı zamanda diyor ki öğrenci sandığımdan %50 daha fazla tutuyor süresi. O zaman 8T'nin %50'si 4T demek ki 8T'ye de 4T eklersek şu an gerçekte iş 12T'lik bir iş arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamaya gelirsek sorunun bu kısmına. Ne demiş? Şu an projenin %20'sini bitirdim. Yani %20'sini bitirdiğine göre %80'i kaldı. %80 de 80 bölü 100. Demek ki işin 4 bölü 5'i kalmış. İlk başta hedeflediği saat 8 saat. Ama bundan 4 saat daha fazla çalışacağım diyor. Yani 8 saate 4 saat daha ekliyor günde. Ve 4 gün çalışıyor 48 saat. 48 saatlik iş arkadaşlar tüm işin 4 bölü 5'i. Tüm işin 4 bölü 5'i 48 saat ise... O zaman işin tamamı 60 saat olacak. Ve bakın demin ne demiştik? Gerçek iş süresi 12T. O zaman 12T eşittir 60'tan T5 geldi. En başta bulmamız gereken yani öğrencinin bitirmesi gereken süre 5 günmüş. Şimdi bir de üzerine 4 gün daha çalıştı. Bakın 4 gün daha çalıştı. 9 günde toplam işi bitirdi. D eşit. A'dan B'ye yola çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bakın A'dan B'ye çıkacağız. Sonra saat yönünde bakın şurayı da böyle 110 derecelik bir açı yaparak yönünü değiştirecek. Ve yine D'den E'ye giderken bu sefer saat yönünün tersi yani bu yönde böyle C'ye gelecek ve şu aradaki açı 120 derece olacak. İşte olay bu doğrultuyla sonuçta 120 derecelik bir açı. Bir de hatırlayın bu kural neydi? 3 tane iç açının toplamı 360'tı. Paralel iki doğru arasında açı olursa böylece 110, 120 daha 230. Bu açıya da arkadaşlar 130 kalır. B şıkkı. Aynı yarı çapa sahip olan çemberlerde ve veya dairelerde alan arkadaşlar açıyla orantılıdır. O yüzden bunun açısı 11A'dır. Bunun merkez açısı 13A'dır. 7A'dır. 5A'dır ve 3A'dır. Bunların merkez açıları tam sayıymış. Birisi bu işi bozuyor. Hangisi bozuyor onu anlayalım. Toplamları bunların 39A yapıyor. Şimdi 360 39'a bölünmez. Yani bunların toplamı arkadaşlar bir daire etmiyor. Hangisini çıkarırsak 360 tam bölünür? 3A'yı çıkarırsanız. 3A'yı çıkarırsak bakın 360 36A'ya tam bölünecektir. Böylece her bir açı tam sayı olur. Haliyle bunu kapattım artık şu 4 taneden en küçük açıya sahip olan 5A. Buradan o zaman bir tanesini bulalım. 360 bölü 36'dan bir tanesinin A derecesi 10'muş. Bu 5A'ya sahip 50 derece olacak C şıkkı. Benzerlik oranı kenarların oranına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bunun şu anki uzunluğu bakın 4 santim. 2'den 6'ya kadar olan yer gördüğünüz gibi boyu o zaman 4 santim gerçekte kaça karşılık geliyormuş? 100 santime. Yani 4 bölü 100'den benzerlik oranı 1 bölü 25. Şimdi artık buraya gelirsek. Bu dik üçgenin bir tanesinin hipotenüsü neymiş? 2. Bir dik kenar 1.6. O zaman bu 12-16-20'nin aslında onda biri. 1.2-1.6-2. O yüzden bu dik kenara da bakın 1.2 yazdım. Bunun alanı... 1.2 çarpı 1.6 bölü 2. Yalnız hemen dikkat edelim lütfen. Alanlar oranı benzerlik oranının karesidir. O zaman gerçek alan bunun 625 katı olacak. Neden? Benzerlik oranı 1 bölü 25 karesini aldım. Şimdi bundan sonra artık 1.2 kaça eşit? 12 bölü 10. 16 bölü 10. Sonra 1 bölü 2 625. Bu da 5'in 4. kuvveti. 5 çarpı 5. Beş, şöyle 5'in karesi diyeyim. Şuradaki 5'ler sadeleşsin. 2. Burası 2. Sonra arkadaşlar şu 16 ile bunlar sadeleşsin. 2. 24 çarpı 25 oldu. 25 çarpı 25 625. O zaman bir tane çıkarırsak 600 olur. 600 santimetre kare olmuş oldu arkadaşlar. O zaman 4 0 geri gideceğiz değil mi? Çünkü e, 100 santim 1 metrekare ise evet 10.000 santimetre kare 1 metrekare yapar. Dolayısıyla 600 2 0, yetmedi. 1 virgül o zaman yetmedi. 0.06 metrekareymiş arkadaşlar. Gerçek alan A şıkkı. 3 eşit parçaya ayrılmış ya arkadaşlar. Şunu görelim bakın. Bu dikdörtgen şöyle ikiye ayrılır ve Şurası S, S dersek burası 2S olur, burası da 2S olur. Alanlar oranı, tabanlar oranıdır. Ne zaman? Yükseklikler aynıysa ve yamuk olduğu için bu 3 tane, 1, 2, 3 tane üçgenin yükseklikleri aynı olduğundan bakın burası 2A olur, şu üçgenden dolayı A olur ve burası 2A olur. Toplamda o zaman 5A eşittir, 60. A, 12 olacak. Cevabımız B şıkkı. Şimdi bu 12 santim aşağı kaydırıldığı zaman arkadaşlar şöyle 12 santim burası. Sonra ilk halde zaten burası 60 santim. Dolayısıyla A, D, C kendisi demiş bir iki üçgen diye. Şöyle bir görüntü olacak aslında. Diğer verdiği bilgileri kullanmak zorunda kalmayacağız. Şöyle bir dik üçgen var. DE E, burası C üssü. Zaten bunun arkadaşlar bir kenara 60 Sonuçta aşağı kaydırıldığı için AC köşegeni aşağı kayıyor yine. Dolayısıyla şuradaki AD A üstünde A üssü C üssü 60 santimdir. Aşağı kaydığı için de buradaki A A üssü 12'dir. İki kenar üçgen demiş. İkiz kenar üçgende tabana inendik tabanı ikiye böler. 72 olduğu için 36 olacak. Şu A üssü C üssü 60 olduğu için burası da 24 olur. Böylece H kare eşittir. 24 çarpı 36'dan H 6 çarpı 2 kök 6 yani 12 kök 6 oldu. Demek ki bu üçgenin tabanı 60 artı 12'den 72 sonra 12 kök 6 bölü 2 diyeceğiz. Buradan da 432 kök 6 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Kırmızı doğrultuda hareket eden arkadaşlar bakın F ile anlatılmış. Siyah doğru üzerinde de hareket eden G ile anlatılmış. Bunun demek istediği ise şu FB4 ise B noktasının AC üstüne olan uzaklığı 4. Yani burası 4 olacak. Özel bir şey yok aslında. Sonra yine GB üstü 3 derken bunların A noktasına olan uzaklığı diye belirtmiş bakın. Haliyle burası 3 olur. C üstü noktasındayken de Tabii ki A noktasına olan uzaklığını 8 verdiği için B üssü C üssü 5 olacak. 3 4 5 üçgeninden AB yolunu 5 metre olarak almış. Sonra şöyle bir dik indirirsek bize Fc'yi 16 verdiği için 4 buraya 12 kalır. Karşı kenar dik dörtgenden 5 olur. 5 12 13'te BC kadar yol almış. Bakın toplamda 18 metre yol almış buraya gidene kadar. 80, 45, şurası arkadaşlar 55 derece. 2 iç bir dıştan CAD de 55 derece. O zaman bir açı ortay oldu. BD'nin BC oranı 2 bölü 5 ise buraya 3K kalır. Haliyle AB'yi 12 vermiş. 12'nin AC'ye oranı X dedim buna. 2'nin 3 oranı. Böylece arkadaşlar X 18 oldu B şıkkı. Birinci katlamada arkadaşlar burada şöyle göstereyim bakın size. Birinci katlamada sonuç olarak bakın burada 200 üst üste denk geliyor. İkinci katlamayı yaptığımız zaman buradan iki tane üst var. Şurada da iki tane yüzey üst üste olduğu için 200 buradan. 200 buradan şurada dört tane yüz üst üste. Bu yüzden siz buradan Toplam aslında 4 tane parça kesmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu 4 parçanın alanı 16 olduğu için bir tanesinin alanı 4'tür ve bir tanesinin kenarı 2'dir. Açılımı da şöyle olacak bakın. Şöyle bir kareydi bu. Artık uçlardan şunlar gitti. Bunlar gitti böyle gördüğünüz gibi ve her birinin uzunluğu 2 cm kare toplamda da 16 cm kare. Şimdi bunu katlayınca o zaman arkadaşlar şu katlanan kısımlar aslında yükseklik. Yani bu cismin yüksekliği 2 olacak. Sonra her bir taraftan 2'şer santim kırptığımız için buralar 8, 8, 8 olur. Yani taban alanı 64 yüksekliği 2 olan bir kare prizmi olacaktır. 128 birim kare D şıkkı. İki doğrunun kesim noktasını bulurken matematikteki iki bilinmeyen denkleminin çözümü gibi arkadaşlar ne yapacağız? Hemen diyeceğiz ki şurada kolay yolunu götürelim. Mesela yukarıyı 3 ile çarparsam y'ler gider. 3x, 2x daha 5x olur. 5x artı 40 eşittir 0 olur. Burası 42, burada da 2 oldu. O zaman 5x eşittir eksi 40'tan x arkadaşlar eksi 8 geldi. Hemen D1'de yerine yazalım o daha kolay. Eksi 8 eksi y artı 14 eşittir 0. Buradan da y eşittir 6 oldu arkadaşlar. Kesim noktasının apsisi eksi 8 ordinatı 6. Bunun orijine olan uzaklığı bakın şöyle bir nokta e, konumu önemli değil. İkinci bölgede normalde hatta şöyle göstereyim. Şurayı sileyim. Bakın bu nokta eksi 8 6 burada. Orijine olan uzaklığı analitik düzlemde çizmemize gerek yok. x2 eksi x1'in karesi y2 eksi y1'in karesi. Böylece bunun karekökünü alacağız. 64 artı 36 karekök 100 11'inmiş D şıkkı. Üstüne kapattığımız zaman arkadaşlar şöyle bir görüntü olacak. Ve turuncu bölge %91'miş. O zaman şu yeşil olan bölge yani şurası şu bölge %9 olacak. Zaten karenin alanı 10'dan dolayı 100. Bunun 9 bölü 9 birim kare yapar. Şuraya a buraya a dersek a çarpı a bölü 2 9 olacak. a buradan 3 kök 2. Şimdi zaten hali hazırda burasının uzunluğu 10 olduğu için bu dik üçgenin kenarları 5 kök 2, 5 kök 2 kenar üçgendi. Böylece 3 kök 2 olduğundan dolayı artık şunu söyleyebilirim. Bir dik indiririm. İkiz kenar dik üçgen olduğu için 3 kök 2, 3 kök 2 6'dır. Burası 3 Şurası 3, yükseklikte 3 olur. Normalde bu dik üçgenin yüksekliği kaç? 5, 5, 5. Demek ki arkadaşlar katladığımızda şurası 2 santim oldu. Yani bizden istediği x uzunluğu 2 geldi, b şıkkı.